Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Mutlu sabahlar değerli izleyenler. Paranın Rotası'na hoş geldiniz. Yeni günde ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Hocam günaydın. Günaydın Barış. Merkez Bankası ile başlayalım isterseniz. Bu Gezi Parkı protestoları gelinen son nokta tabii piyasada bir gerilim yarattı. Dolar özellikle etkilendi. Evet. Dolara Merkez Bankası'ndan 5. müdahale geldi. Evet. Merkez Bankası 250 milyon dolar daha sattı ama hani bu kadar büyük bir rakama rağmen aslında çok da etkili olmadı sanırım. Bu doların analizini bir yaparak başlayalım isterseniz. Bugün şu anda dolar kaç liradan işlem görüyor? Durumu ne? Dün neler oldu? Merkez Bankası'nın bu müdahalelerini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bundan sonra devam edecek mi acaba Merkez Bankası müdahaleleri? Evet Barış. Zaten şunu özellikle vurgulayayım. Hani daha önce de yaklaşık hani 1-2 haftadır yatırımcıya da hani dolar 1.90'ın üzerine çıkarsa sakın hani panik alıma geçmeyin. Çünkü her an oralarda müdahale gelebilir diyorduk. Çünkü 90'ı da geçer, eğer 95-2'ye doğru gidecek olursa bu çok çok fazla zarar verir ekonomiye. Çünkü karar alma mekanizmasını güçleştirir. Ne üretici yatırım kararı alır ne de tüketici harcama kararı alır. Böyle olunca da belirsizliğin artması, bir anda harcamaların kesilmesiyle birlikte ilk çeyrekte %3 olan büyümeyi bir anda ne bileyim %2'ye daha altına çekebilir. Bu açıdan Merkez Bankası oynaklığı ortadan kaldırmak amacıyla müdahale ediyor. Seviyeye tabii vurgu yapmıyor. Evet. Ama özellikle 1.91'e geldiği anda müdahale geldi. Ve dün zaten yayında hatırlarsan Merkez Bankası kararını ben okumuştum. Ve orada geçici ama etkili bir müdahale ve kısa vadede Merkez Bankası piyasaya verdiği TL miktarını azaltacağını açıkladı. Fakat çok ilginçtir. O karar açıklandı. Aradan yaklaşık zannedersem bir saat geçti. Tamamen sanki o karar yokmuş gibi, hiç açıklanmamış gibi. En son olasılıktı. Yani miktarsal müdahale. Yani döviz satışı yoluyla müdahale etme. Direkt döviz satışı yoluyla müdahaleye geçti. Benim burada tahmin ediyorum şu etkili oldu. TL'yi piyasadan çekmek demek faizlerin yukarı gitmesine izin vermek demek. Ve ilk beklediğimiz şey de normal şartlar altında hani içerideki TL faizini yükseltirsiniz ve kaçan parayı bir miktar durdurursunuz. Şu an yabancılardan hala hisse satışı ve bono satışı geliyor. İlk zamanlardaki kadar güçlü değil. Ve onlar da yükselen faizlere, ki dışarıda da faizler yükseliyor. Yani Amerika'da da faizler yükseliyor. Avrupa'da da faizler yükseliyor. Burada ki reel faizler zaten normal nominal faizler enflasyonun altında seyrediyordu. Şu an bir miktar 6.80'e çıktı. Hani bu enflasyon 6.50 bitmiş olsa bile artı faize geçmiş olduk. Ama Merkez Bankası özellikle bu açıklamayı, ilk açıklamayı yaptıktan sonra beklenen şey repo ihalelerinde verdiği TL miktarını ciddi biçimde kısması, hatta alt limitin altına çekeceğiz diyordu. Tahmin ediyorum bu faiz lobisi tartışmaları ve Merkez Bankası'nın yapacağı, uygulayacağı, ilk açıkladığı şeyi uygulamış olsa faizleri daha da yükselteceği için ve o tartışmaya belki girmek istemediği için en son beklenen yolu kullandı. Ve dolara, dövize direkt olarak satış yönünde müdahale etti. 50 milyon dolarlık bir ihale açtı. Buna 150 milyon dolar talep geldi. Aradan bir 15 dakika geçti. Arkasından yeni bir ihale daha açtı. Ki şimdi grafiği verirsek eğer, ilk açıklamanın geldiği sıra ve açıklamanın etkisiyle doların 1.91'lerden bir anda 1.89 seviyelerine kadar düşmesi ve 88.60 görüldü en düşük seviye olarak. Arkasından bu ilk açıklama şeydi, işte az önce söylediğim gibi TL'yi çekeceğiz piyasadan açıklamasıydı. Arkasından dolar tekrar yükselmeye başladı ve 1.90'ı yeniden geçti. İşte o dakikadan itibaren
müdahale geldi, 50 milyon dolarlık. Bu bir miktar aşağı çekti ama dolar tekrar yükselişe girdiğinde tekrar bir müdahale geldi. Arkasından tekrar bir müdahale geldi ve doları yaklaşık olarak 1.88-50'ye kadar çekmişti. Bu sabah itibariyle açılışta grafikte gördüğümüz üzere dün 1.88-80 civarından kapanmıştı. Bu sabah 89-20'lere kadar yaklaşık yarım kuruş civarında bir artış vardı. Hı hı. Şu dakikalar itibariyle dolarda gerileme görüyoruz ve tahmin ediyorum Merkez Bankası büyük bir ihtimalle bugün de müdahale yapacak ki bunu piyasa biliyor olabilir. Hani sinyallerini almış olabilir. Bu yüzden dolarda aşağı yönlü bir hareket var. Ve yatırımcı açısından baktığımızda şöyle bir görüntü oluştu. Dikkat edersen burada bu seviye 2011 yılında görülen, 2011'in sonunda görülen bir seviye. Ve özellikle 1.87-50 önemli bir dirençti. Bunun kırılması zaten 1.90-92'ye kadar çekebilirdi. Şimdi bu kanal içerisinde dolar aşağı yukarı hareketler yapıyor. Hala döviz talebinin güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Yani 1.87-50'nin altında kapanış olmadığı sürece dolar talebinin oldukça güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Bu aralıkta yatırımcının alım yönünde bence davranmaması lazım. Yani 1.87-50 ile 1.92 aralığında o aralıkta alım yönünde davranmaması lazım. Çünkü eğer buradaki ateşi söndüremeyeceğini düşünürse Merkez Bankası, döviz rezervleri çok güçlü, çok daha yüksek miktarlarda satışa geçebilir. Fakat bugünkü yazımda da vurguladığım üzere, yani insan kötü niyetli olursa her türlü şekilde bir yerden tutturabilir. Yani ben de diyebilirim ki bakın Merkez Bankası yabancıların rahat çıkabilmesi için daha ucuzdan dolar veriyor. Normalde yabancı belki 1.95'te çok zarar edecek, alamayacak belki doları. Ama Merkez Bankası 1.88'den onlara doları buyurun. Bugün şimdi öyle yorumlar da vardı hocam. Şimdi bu faiz lobisi meselesi var ya. Şimdi sıcak para lobisi diye karşı bir argüman var, görüş var. Benzer şeyleri söylüyorlar. Evet ve ben şöyle söyleyeyim. Bu insafsızlık olur. Bu iftira olur. Hı-hı. Bu piyasaları hiç bilmemek olur. Ve öyle bir yorum yaptığınız zaman da gerçekten kurumlara zarar vermiş olursunuz. Evet. Biz döviz rezervlerini niçin biriktirdik? Devasa cari açığımız var. 340 milyar dolar borcumuz var dışarıya. Hı hı. Durmuş Yılmaz açıklıyor. Bu sene bir yıl, önümüzdeki bir yıllık süre zarfında 210 milyar dolar bulmamız lazım diyor. Finanse etmemiz gereken kısım. Yani borcun zamanı geliyor, bankaların sendikasyon kredisi geliyor. Merkez Bankası tabii ki baktığında hani dolar niye artıyor sorusunun cevabını bir tek Merkez Bankası en iyi şekilde biliyor. Yani yabancıdan gelen talebi kendi ekranlarında görüyorlar. Biz onu göremiyoruz. Yani yabancı bonoyu satıp da dolara mı dönüyor? Hisseyi satıp da dolara mı dönüyor? Bunu kendileri görüyorlar. Ama şunu anlamış, yani şunu görmüşler ki bu talep eğer kendi başına bırakılırsa ekonomide bütün dengeleri bozacak noktalara doğru gidiyor dolar. Evet. O zaman Merkez Bankası para politikasının tek uygulayıcısı ve yasal olarak para politikasının bağımsız karar organı olarak bu tür dalgalı zamanlarda dalgayı indirmek zorundadır ve dalgayı durdurmak zorundadır. Aksi halde eğer dalga durmazsa ekonomik birimler, ki biz ekonomik birimleri üçe ayırırız. Hane halkı, reel sektör, özel sektör ve kamu. Herkes hesabını kitabını bilemez oluyor böyle bir durumda. Fakat bir şey var ki halkımız bu talebe pozitif yanda cevap vermedi. Yani dövize saldırmadı. Yani bu çok güzel bir şey. Onların hani hala ciddi bir güven var. Bunun geçici olduğunu düşünüyor vatandaş. Evet. Ve bu da geçici olmalı. Peki bunun geçici olup bu dalgaların minimize edilmesi ve herkesin önünü daha net görebilmesi için ne yapılması lazım? İşte burada siyasilere, yani iktidarından muhalefetine, en büyük partisinden en küçük partisine gerçekten çok ciddi sorumluluk taşıyan açıklama yapıp tansiyonu düşürecek şey gerekiyor. Yani bu ortamda daha fazla asla gerdirilmemesi lazım ve ekonomi, ben şunu söylemiştim hatırlarsan,
bir deprem, 7 şiddetinde bir deprem 15 saniye sürerse hiçbir şey olmayabilir. Ama 7 şiddetinde aynı deprem 45 saniye sürerse o zaman binlerce ölü olabilir. Ekonomide de bu bir depremdir. Finansal piyasalarda zaten bütün krizler hep piyasalarda başlar. Yani önce parametreler değişir. Önünü göremezsin. Sis kaplar. Doların nereye gideceğini bilemezsin. Karar alamazsın. Panik halde kendini kurtarmaya kalkarsın. Herkes kendini kurtarmaya kalktığında ki ona görünmez el diyoruz. Herkes kendi çıkarını maksimize etmek istediğinde kriz ortamlarında. Böyle bir durumda o zaman nereye gideceğini ne yapacağını bilmezsin. Ama şunu biliyoruz. Merkez Bankası'nın elinde 6 milyar dolar civarında bir döviz rezervi var. Bunun nakit olarak kullanılabilecek kısmı oldukça yüksek ve bu rezervleri çok rahatlıkla bu ateşi söndürmek için kullanabilir. Ama bu ateşi körükleyen şey ne? Yani bir yandan bir kamu kurumu Merkez Bankası ateşi söndürmeye çalışıyor. Öbür taraftan birisinin de körüklememesi lazım. Yani şu ekonomiye ilişkin yapılan o suçlu bu suçlu faiz lobisi, öteki işte Merkez Bankası da faizleri arttırıyor. Bu gerçekten büyük insafsızlık ve ülkeye ciddi anlamda zarar veren bir şey. Tansiyonun düşmesi gerekiyor. Ne olursa olsun bu tansiyonun düşmesi gerekiyor. Çünkü bunun zararını hepimiz çekeceğiz. Yani işletmeye yatırım yapmıyorsa, özel sektör üretim yapmıyorsa işçi çıkartmaya başlar. Anında işsizlikte birkaç ay sonra hızlı yükselişler görürsünüz. Evet. Büyüme tepe taklak aşağı gider. Yani önümüzü görebilmemiz lazım. Fakat şöyle bir şey de söyleyeyim. Seçim öncelerine baktığımızda, yani 1990-1991 seçimlerinden bugüne kadar. Hı hı. 91-95-99 sonra 2002 seçimleri, ardından 2007 vesaire. Tüm bunlara baktığımızda 2007-2011 seçim öncelerinde zaten ekonominin doğal yapısı gereği bir frene basma olur zaten. Yani zaten bir rolantiye geçer ekonomi. Herkes karar alırken dur şu seçimler bir bitsin diye de bekler. Böyle bir ortam zaten bir 7 ay sonra yerel yönetimler seçilecek. Belediye seçimleri var. Ondan sonra genel seçimler var. Bu araya tekrar başkanlık vesaire sıkıştırılır mı? Arkasına cumhurbaşkanlığı seçimi. 3 tane seçim var. Evet. Böyle bir ortamda en son yapılacak şey zaten bu piyasaları da ciddi anlamda piyasaları da çok fazla rahatsız edecek derecede olayların gelişmesine izin vermek olur. Bu açıdan ben gerçekten şu anki duruma üzülüyorum. Ama yatırımcılara da benim tavsiyem bu seviyelerden dolar bence alınmaz ve eğer alınırsa da dövize yatırım konusu zaten döviz yatırım aracı mıdır değil midir bu bir tartışma konusudur ama fiiliyatta yatırım aracıdır. Vatandaş alır, bekler, para kazanmaya çalışır bundan. Özellikle bu türbülans, dövizdeki türbülansı azaltmak konusunda Merkez Bankası'nın eli çok güçlü. Hala bütün araçları kullanmadı ama çok rahatlıkla şey yapabilirdi. Repo imkanını kısıtladı ama işte oradan zannedersem baskı gelince direkt şeye girdi. 5 tane ihale birden düzenlemek zorunda kaldı. Evet, bu konu önemliydi hocam. Çok en dikkat çekici gelişmelerden biriydi ekonomi evet. Anlamında. Şimdi dün çok dikkat çekici bir veri açıklandı. Evet. Aslında bakanları bile şaşırttı. Evet. Ekonomi yönetimini bile şaşırttı. Türkiye ilk çeyrekte %3 büyüdü. Evet. Beklentilerden çok daha iyi bir rakam. Evet. Tabii şimdi detayları var. Turizm sektörü mesela 13.7 ile en hızlı büyümeyi göstermiş. Evet. Sonra imalat sanayi 2.8, inşaat 5.9. Madencilikte bir daralma var. Evet. Bu arada tabii büyümenin beklentilerin üzerinde gelmesi üzerine gösterge tahvil faizi %6.44'e geriledi. Şimdi bu rakamlar ne ifade ediyor? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz %3'lük büyümeyi? Şimdi açıkça söyleyeyim, yani itiraf edeyim. Bana sorulmuştu zaten bir başka televizyonda röportaj yaparken ilk çeyrek büyümeyi ne bekliyorsunuz diye. Benim rakamım 2.6 idi. Onun oldukça üzerinde. Bu 0.40 puanlık fark çok büyük bir fark, onu söyleyeyim. Yani reel gayri safi yurt içi hasılada. Ve benim de beklentilerimin üzerinde geldi. Bu çok net bir şekilde şunu gösteriyor Barış. İlk 3 ayda ekonomi gerçekten toparlamaya başlamış. Ve gerçekten 2012'nin o sıkıcı sanayici, iş adamı ve üretim sektörünü boğan ortamından yavaş yavaş bir büyümeye geçilmiş. Evet.
Şimdi tabii o rakamın içerisinde şeyler yok yani, şu son gelişmeler ve bunlar yok. Artı enflasyonun içerisinde de son açıklanan enflasyon, yani Mayıs ayı enflasyonun içerisinde de bu olaylar biliyorsun 29 Mayıs'ta 30 Mayıs'ta başladı. O enflasyon zaten 20 Mayıs'a kadar olan kısmı gösteriyor. Döviz o zaman daha çok daha düşüktü. Haziran enflasyonu geçen yıl Haziran enflasyonuna göre en az 2 katı yüksek gelir. Çünkü bu dolardaki artışı fiyatlarına mecburen üreticiler yansıtmak zorunda kalacak. Yansıtmak istemeseler bile ulaşım fiyatları artacak. Yani orada şey olacak, akaryakıt fiyatlarına geliyor zam. Yani onlar direkt olarak zaten yapıyor. Tabii o etkisini gösterecek. Orada otomatik bir mekanizma var. Dolayısıyla benim söylemek istediğim şu. Evet, birinci çeyrek geldi ama ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek, özellikle ikinci çeyrek artık çok önemli yani şey için. Nisan, Mayıs, Haziran ve Haziran'ın tümünde olan ekonomik aktivite ve artı Temmuz, Ağustos zaten yaz ayları nedeniyle düşük olur. Yani yaz ayları rölantide geçer. Doğru. Diyorsun turizm ilk çeyrekte çok iyi büyümüş. Turizmcilerle konuştuğumuz zaman muazzam çok sayıda iptal var. Bu olaylar nedeniyle çok ciddi bir darbe yiyor turizm şu anda. Turizm evet çok ciddi darbe yiyor. Belki de en çok etkilenen sektör turizm oldu. Hani bu içerideki tüketici açısından belki onlar açısından olumlu olabilir. Yani fiyatlar yükselemez, mecburen kapasite düşük kalınca çok daha ucuza tatil yapabilirler falan ama sonuçta o döviz kazandıran bir şey değil ve bizim cari açığımız çok yüksek. Yani turizm gelirlerindeki %3-5'lik bir azalma cari açık üzerinde anlamlı etki yaratıyor. Bu anlamda ben özellikle ikinci dönemde yani büyüme verisinin ikinci dönemini çok daha fazla merak ediyorum. Ama bu türbülans, faizlerdeki bu ciddi oynaklık, aynı zamanda dövizdeki ciddi oynaklık. Borsada da insanlar şöyle oluyor Barış. Yani 93 binden 73 bine kadar dip yapmışsın. Şu an 75 binde. Yani dibe yakın seviyelerde. İnsanların varlıkları azalınca, yani fiyatları azalınca borsadaki yatırımcının, gerçi Allah'tan o şey değil, Türkiye'nin geneli değil. Yani toplam yatırımcıya baksan aktif yatırımcı sayısı 500 bin civarında. Bir varlık fiyatlarında düşüş oluyor. Bu refah etkisi yaratıyor, servet etkisi yaratıyor. Dolayısıyla ikinci çeyrek tabii çok daha önemli olacak ama birinci çeyrek dün çok olumlu gelince borsa olumlu bir açılış yaptı. Ama dış piyasalar çok kötüydü. Dış piyasalarda özellikle Amerika'da ve Avrupa'da hızlı geri çekilmeler vardı. Borsa o yüzden açılışta neredeyse hani 78 bine geldi. Ve 78 binden 74 bine kadar 74 bin 300 500 seviyelerine kadar nereden baksam bir yaklaşık 3500 puanlık bir geri çekilme yaptı. Ve bu dalgalar boyu gitgide azalmalı dediğimiz dalgalarda hala boyda azalma yok dalgalarda. Ve son gelişmeler, dünkü gelişmeler, dün geceki işte görüntüler vesaire şu aşamada gerçekten ekonomiye net bir şekilde etki yapıyor. Yani bunu hiç kimse... Peki o etkilere bakalım mı hocam? Biz yüze biraz detaylı olarak bakalım. Bu arada tabii izleyicilerimizin yorumları ve soruları geliyor. Birazdan geleceğim onlara. Dün geceki olayları tabii herkes gibi izleyicilerimiz de takip etmiş. Onunla ilgili tepkiler var, yorumlar var, sorular var. Bir tanesini hemen söyleyeyim çünkü doları konuştuk. Şimdi bir daha dönmeyiz. Turgut Çin diyor ki dövize Merkez Bankası değil İstanbul Valiliği müdahale etsin diye bir yorum yapmış. Onun dışında tabii altın soruluyor. Birazdan geleceğiz ona. Biz bir genel bir değerlendirme yapalım BIST 100 ile ilgili çünkü onunla ilgili sorular var hocam. Şimdi BIST 100'e vereceğim ama şu an ekrana verdiğim grafik BIST 30'un vadeli işlemi. Yani dünkü kapanış bu seviyeden yani 92.575'ti. Şu anda da 92.250 seviyesinde. Yani aşağı yukarı 100-200 puan farkla aynı seviyeden açılmış durumda. Bu dış piyasalar şu anki durumuna baktığımızda ki dış piyasalarda da genelde olumlu bir hava var. Yani Amerika'daki S&P ve Dow Jones endekslerinin vadelilerine baktığımızda vadeliler yukarıda %0.15. Diğer taraftan Asya cephesinde Japonya çok düşüyordu. Orada hafif bir gerileme var. Çin'de düşüş var Asya cephesinde ama şu an Amerikan vadelileri olumlu seyir gösteriyor. Şu anda da 92.600'e geldi VOB. Yani BIST 30'un vadeli işlem sözleşmeleri. Şu dikkat edersen bu grafikte
çok net bir şekilde şu düşüşü görüyoruz. Burada ikili bir dip oluşuyor ve bu ikili dibin ben geçerli olacağını düşünüyorum. Yani 90 binin altına geldiği anda alımların tekrar geleceğini düşünüyorum. Çünkü hisse fiyatları hakikaten hiç yani bundan bir ay önce hiç beklemediğimiz kadar düşük seviyelere geldi. Yani herkesin sattığı yerdeyiz. Herkesin sattığı yerde yatırımcı bence artık yavaş yavaş alıma geçmeli. Şey anlamında, yani İMKB anlamında. Çünkü bir olay sonsuza kadar devam etmez. Ben 4 tane kriz gördüm. Yani siz zaten hocam kriz uzmanısınız. O dünyadaki bütün yani 42 tane ülkenin krizini inceledim. Oradaki yalnız bir şey söyleyeyim mi Barış? Ekonomide çok ilginç bir şey var. Piyasalarda dalgalanma başladığında var ya, adeta şöyle yöneten, ekonomi yönetimi olsun, iktidardaki partiler olsun, yönetenler olsun, tamam, sanki bir şablon verilmiş hepsine. Bir şey olursa dalgalanma, bu cümleleri söyleyeceksiniz denilmiş. Bakıyorum, Malezya'daki kriz sırasında Mahathir Muhammed'in söylediği cümlelerle şu an Sayın Bakan'ın, Zafer Çağlayan'ın söylediği cümleler, Sayın Başbakan'ın söylediği cümleler neredeyse birebir örtüşüyor. Evet. Brezilya'da Meksika krizi sırasında Meksika'da çok devasa şeyler oldu. Meksika çok büyük bir krize girdi. Tam seçim yaklaşıyordu falan. Orada ve bir ay öncesinde de dünyanın en büyük yatırım bankaları Meksika çok parlayan yıldız diyorlardı falan. İnanılmaz bir kriz çıktı ve bütün krizlerde şablon gibi bu, tamam mı? Yani sanki ezberlenmiş bir cümleler var ve bu cümleleri söyleyeceksiniz denilmiş. Bu tabii insan doğasından kaynaklanıyor. Değil mi? Evet, yani kesinlikle herkes, sonuçta dünyada herkes insan ve belli bir olaya tepki neredeyse şablon gibi birbirine oturuyor. Mesela Güney Kore'nin o sırada kriz sırasında Güney Kore parası şey yaparken acayip bir şekilde devalüe olurken, ne bileyim, Tayland'da kriz patlayıp da Güney Kore'ye sıçradı. Arkasından Malezya çok hızlı büyüyordu. Büyük dev yatırımları vardı. Oradan Malezya'ya sıçradı falan. Orada işte ben de buna şöyle diyordum. Yani faiz lobisi demiyordum ama finansal teröristler diyordum. Yani geliyorsun bir ülkeye, parayı veriyorsun. Ondan sonra da parayı alıp gitmeye kalkıyorsun. Parayı alıp gitmeye kalktığında zaten krizde baş başa bırakıyorsun. Şu an yabancı yatırımcılar hala mutedil davranıyorlar. Çok şey değiller. Yani panik bir halde şey yapmıyorlar ama bu işler, siyaset böyle devam edecek olursa bir süre sonra aman deyip şey yapabilirler. Daha da olumsuz davranabilirler ama benim tecrübem artık bu noktadan sonra daha fazla olumsuzluk yaşanmayacağı yönünde. O anlamda borsada bugün web sitemde bir liste verdim. Şöyle dedim ki, bu tür zamanlar hakikaten hisse senedi almak için oldukça uygun zamanlar. Ve bu tür zamanlarda sürekli kar etmekte olan, yani bugün şimdi A şirketinin karları bu olaylar nedeniyle çok mu düşecek? Hayır. Faizler yükseldiği için borsa düşüyor. Çünkü faizler yükselince gelecekte şirketin kazanacağı paraları bugüne indirgerken iskonto oranınız yükselmiş oluyor. Evet. O tip şirketler sürekli kar eden, FK oranı, yani karının diyelim ki 10 katından işlem gören veya 5 katından işlem gören şirketler var şu an. Öyle şirketler var ki bir yıllık karının 5 katını alıyorsunuz. Yani koyduğunuz parayı 5 yıl içerisinde geri alacaksınız anlamında. Ve piyasa değeri defter değil. Öz varlıklarının diyelim ki yarısında olan şirketler var. Yani hakikaten çok güzel şirketler var yatırımcı açısından. Ve bu olaylar da sonsuza kadar devam etmeyeceğine göre 73 bin aşağı kırılır mı sorusu çok geliyor. O geliyor işte, 73 bin altına iner miyiz hocam? Evet. İnersek hedef neresi olur? Evet, ve inebiliriz ama şunu söyleyeyim, eğer 73 binin altına inersek bu bir stop. Ben her zaman stop koyun derim, değil mi? Hı hı. Ve bu çok önemlidir. Ben 73 bini stop olarak görmüyorum. Yani 73 bin değil, 70 bini stop olarak görüyorum ama 73 binin altında büyük bir ihtimalle ayı tuzağı oluşur. Yani artık kırıldı, aşağı gidiyor denilip herkesin çok ciddi satışa geçeceği yer orası. Borsanın genel kuralı da herkes satarken sen alır. Herkesin sattığı yerde almanız gerekiyor. Geçen ben hani Twitter'dan ben buradan alım yapıyorum diye 100 liram vardı. 100 liramın 35 lirasıyla alım yapıyorum dediğim yer tam şurasıdır.
Çünkü burada işlem miktarı öyle bir yükseldi ki tam şu noktada. Hı-hı. Baktım ki artık önüne gelen satıyor. Yani o artık dibin görüldüğünün işaretidir. Benim tahminim buralarda yatay gidecek. Sonra şöyle olacak büyük bir ihtimalle. Hani aşağı kıracak olursa şöyle bir şey olacak. Onu da çizerek göstermeye çalışayım. Benim tahminim şu. Buralarda şu an borsa yüksek açıldı. Varsayalım ki aşağı doğru gelmiş olsun. Şöyle gelsin yavaş yavaş. Buralarda aniden hızlıca aşağı in. Yani 73 bin seviyesi şurası. Burada bence alıcı gelir ve tekrar V çıkışı yapar. Şurada V nasıl olduysa burada ayı tuzağı oluşur diye bekliyorum. Hı hı. Ve o nedenle de kesinlikle yatırımcının bu aşamada artık satmayı düşünmek yerine daha çok almayı düşünmesi lazım diye düşünüyorum. Ve çok da iyi hakikaten kağıtlar var ve o kağıtların hangisi sürekli kar ediyor, hangisinin piyasa değeri, defter değeri, FK oranları çok düşük. Bugün web sitemdeki yazımda bir liste olarak, Excel listesi olarak verdim. Onu inceleyebilirler ama hani bir tane kağıt değil, orada yaklaşık herhalde 30-40 tane falan böyle iyi görünen, başarılı hı-hı şirket isimleri var. Bu yabancı takas oranlarıyla ilgili bir soru var hocam. Borsamızda yabancı takas oranları %50'ler civarı veya altlarına düştüğü hiç oldu mu? Olduysa bu durum endeks açısından nasıl bir değer oluşturdu? Oldu. %50'lerin altına düştüğü oldu. Şimdi biz 2004'ten beri yabancı takasını izleyebiliyoruz bizim grafik programında. Ve 49'muş. Yani 2004'te 49'muş. 45'e kadar düştü bu. 2001 krizi sonunda yabancı takası 45'e kadar düştü. Ve hiçbir zaman da 45'in altına düşmedi. Yani her zaman borsamızdaki hisse senetlerinin, dolaşımdaki hisse senetlerinin düz hesap verebiliriz. %50'si yabancıların elindeydi. Bu oran 2007 yılının sonunda, ki tüm dünyaya para yağıyordu o zaman kriz öncesi, 2008 krizi, 72'ye kadar çıktı. Bu da çok aşırı bir orandı. Yani bu da inanılmaz. Türkiye'nin işte seçimleri kazanması, tekrar AK Parti'nin ve tekrar işte olması, yeni bir yol haritasını çizmesi. Burası 2008 krizi. 2008 krizinde yabancı takası 62'ye düştü. Şimdi benim tahminim olsa olsa en fazla düşebileceği, maksimum düşebileceği yer 60. Yani 60'ın altına inmez. Sebebi de şu. Türkiye 2000'li yıllardaki fiyatlamasının çok, hı hı, üzerinde bir fiyatı hak ediyor. Şu anki durumuyla. Dolayısıyla şu an 66 seviyesine kadar ulaşmıştık. Ama dikkat et, yabancı takasının her bir yeni tepesi bir önceki tepenin altında kaldı. Yani yabancı aslında Türkiye'nin şu an için pahalı olduğunu zaten düşünmeye başlamış ki 2007'ye göre. 5 dolar artık borsa için çok güçlü bir direnç oldu. Yani biz artık onu görmüş olduk. Ve şuradaki şu son olaylar, ki bu son olayların etkisini biz burada görüyoruz. Bunlar haftalık grafikler. Günlüğe çevirelim. Yani son olayların etkisini şurada görüyoruz. Çok sert bir şekilde 64 seviyesi vardı. Yani 64-70 civarı. Bunun da altına geldi. Şu an 64.33'e düşmüş durumda. Yani son bir haftadır yabancı takasında azalma devam ediyor. Şimdi borsada bir çıkışın başlayabilmesi için onlardan da yavaş yavaş alımların geliyor olması lazım. Peki bu hafta gelir mi? Bu hafta hiç zannedemem. Gelecek hafta gelir mi? Pek zannetmiyorum. Yukarı doğru borsa hareket yapacaktır ama benim tahminim şu olaylar geçip şöyle bir rölantiye girsin. Ne acele ederler onlar, çok acele etmezler. Burada yabancılardan satışın büyük bir bölümü şeyden geldi zaten. Hedge fonlardan geldi. Onlar zaten Türkiye'yi sonradan fark etmiş. İşte hızlı para kazanmak isteyen fonlar. Bir de Türkiye'de yaklaşık 20 yıldır bulunan yabancılar var. Yani onların maliyetleri zaten çok düşük. Dolayısıyla ben tahmin ediyorum en dibi buranın 64 olabilir. Ve 64 seviyesinde altına düşmez fazla. Şuradaki 63'ü düşüp tekrar yükselmesi tamamıyla Halkbank'ın halka arzı sırasında yeni Halkbank hisseleri kote edildiğinde borsaya, hı hı, o zaman satış bitmeden önce kote edildi, satış olmadan önce. Dolayısıyla Halkbank hisseleri Türklerde gözüküyordu o zaman ama tamamıyla yabancılar aldı ve tekrar eski seviyesine gelmişti. Hocam bir TOBO sorusu var. 60 dakika TOBO görüntüsü var endekste, ne düşünüyorsunuz diye sorulmuş. Olabilir. Yani şeyde 60 dakikalığa geçersek orada var, hı-hı, biliyorum. Şöyle bir görüntü. Hani onu da çizelim istersen. Yani TOBO ters omuz, hı-hı, baş omuz gibi bir görüntü. Zannedersem şöyle diyor izleyicimiz. Şöyle ve bu aşağı yönlü bir ters omuz baş olabilir. Ve burası yukarı kırıldığı zaman
şu seviye yukarı kırıldığında, yani 77.500 yukarı kırıldığı zaman şu seviye yaklaşık 73.000 seviyesi, bu seviye yaklaşık olarak 79.000 seviyesi. Normalde 77.000 eğer yukarı kırılırsa 5.000 civarında, o da 83.000'e kadar bir artış gelebilir topo formasyonuna göre. Ama topo demek için hala erken, ters omuz baş omuz formasyonun başladı diyebilmek için 77.500'ün üzerinde kapanış gerekiyor. Burada kapanış olmalı ki bunun üzerine gitmeli. Evet. Peki bir de hocam, VIX korku endeksini yorumlar mısınız deniyor. O tabii Amerika'da faizler yükselmeye başladı. Ve bu VIX endeksi bir nevi volatilite endeksi. Grafikte şu an görülüyor. Bakın burada VIX endeksi kriz sırasında 2008'de 85'e 90'a çıkmıştı. Hı hı. Sonra 10 seviyesine indi. Haftalık baktığımızda daha net göstereceğim hangi kriz neye sebep olmuş. Yani hangi VIX endeksinde olmuş. Burası 91 Körfez Savaşı. Yani şeye gidildiğinde, Amerika'nın Kuveyt'i, evet, girdiği zaman Irak Saddam'ı çıkartmak için. Daha sonra 97'de Asya krizi 35-40'a gelmiş. 98'de Rusya krizi 45'e gelmiş. 2001'de İkiz Kuleler krizi, İkiz Kuleler'de 45'e gelmiş. Ve İkiz Kuleler sonrasında bir de 2002'de büyük şey var. Faizlerin yüksek kalması sıkıntısı var. Bir de 2008'de mortgage krizi, 2008 krizi 87'ye gelmiş. Ondan sonraki süreç, şurası Yunanistan'ın büyük açıklarının olduğunun ortaya çıktığı zaman gene 45'e gelmiş. Burada da İkinci kısım, Avrupa'da artık bankaların batacağının inanıldığı ve litro imkanının açılmadan önceki büyük stres. O da burada, yani 48'e gelmiş. Hı hı. Şu anda da yaklaşık olarak 10 seviyelerinden, 12 seviyelerinden 17 seviyelerine gelmiş. Yani dış dünyada çok büyük bir şu an stres gözükmüyor. 25'e kadar çıkmış olması normal, ama 25'i geçtiği anda tüm dünyada borsalar bayağı ciddi zarar görür, onu söylemiş olalım. Peki hocam, son bir soru. Doları konuştuk, dolar da sormuş Kemal Bey, ama altın Türk lirası durum nedir, ne olur? Şimdi altın Türk lirasında biliyorsun altın şey yaptı, aşağı yönlü bir hareket yaptı ve 1380 dolarlara tekrar düştü. Aynı yorumu yapacağım, daha önce verdiğim yorumu, ve 85 lira civarında bir direnç var. Bu direnç 83-85 aralığı genel olarak bir miktar satış yapıp beklemen yapılması gereken noktaydı. Şu an bu şeyin yani şu seviye 78 seviyesi, dip seviye. Hı hı. Ben altında tahmin ediyorum TL bazında. Şimdi dolara da sürekli müdahale ediliyor. Doların 1.90'ı geçmeyeceğini düşünerek altında yaklaşık 80 liraya kadar bir gerileme bekliyorum. Yani 82.5 seviyelerinden 80 liraya kadar bir gerileme bekliyorum. Hı hı. Şu an altını almak için uygun değil. Ama 85 civarına geldikçe bir miktar nakde geçip daha sonra alttan alım düşünülmeli altında. Peki hocam, süremizi de doldurduk bu arada. Bu arada Barış, şey açıldı zannedersem. Bir bakalım borsa isterseniz. Hemen kısaca hemen bir bakalım. Borsa yükselerek açıldı. Hı hı. 75 bin civarında kapanmıştı. Şu anda da 75.868, yaklaşık 800 puanlık bir yukarı hareketle açıldı. Dış piyasalar da bugün olumlu. Hı hı. Ama şunu söyleyeyim. Borsada benim artık tahminim şu. 73.000 çok önemli bir dip. Bu kırılırsa aşağıya ayı tuzağı oluşabilir. Orada ben olsam yatırımcı olarak hakikaten en az böyle bir 3 ay vadeli hisse senedi almayı düşünürdüm iyi hisselerde. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz katkılarından ötürü. Paranın rotasını noktalıyoruz. Biz şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra günün gelişmeleriyle, bugünün gündemiyle yayınımıza devam edeceğiz. Yol gösteren Kobi bankacılığı Bank Asya'da.